Enbay Cagne ve Mustafa Muhammed'le yollar hakikaten ayrılmaya sence de yakın mı? Yani ilk başlardaki sistem şuydu, hoca ile oturup konuşulduğunda ve planlama yapıldığında sistem şuydu. Gomis ya da Cagne'den birisi, en azından bir tanesinden feragat edilmeli. Mustafa Muhammed'in bonservisi alınmalı ve Mustafa Muhammed kalmalı. Ve yanına Halil Dervişoğlu alınmalıydı. Bu şekilde bir planlama vardı. Ama geldiğimiz noktada şu an Cagne'nin bile satışı gündemde. Tabii ki Mustafa Muhammed'in satışı gündemde ama ben Okan'ın elindeki bir Mustafa Muhammed'in, Okan Burun elindeki Mustafa Muhammed'in daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Mustafa Muhammed'de öyle bir kapasite var ve iyi bir futbol sergileyeceğini de düşünüyorum. Ve Mustafa Muhammed'in devre arasında Bordo istiyordu. Zaten Mustafa Muhammed de oraya çok gitmek istiyordu. Çünkü aradığını bulamayan bir Muhammed vardı. Hem Fatih Terim'de hem de Torrent'te. Ve ikisinin de aradığını bulamayan Mustafa Muhammed vardı. O yüzden transferi söz konusuydu. Ve son an dakikada pürüzler çıktı, transferi olmadı. Ama ben yeni hoca, yeni başlangıç Mustafa Muhammed'i çok farklı yerlere getireceğini düşünüyorum. Cagne'de benim hep karamsarlığım var. Çünkü Cagne'de ben oynadığı süre içerisinde bir sezon tamamıyla tam anlamıyla oynayan ya da tam anlamıyla fayda olan bir Cagne görmedim ben. Gomis zaten söylemeye gerek yok. Geldi, goller attı ama yine de ben ağır kalması ve artık futbolun çok hızlı gitmesinden dolayı Mustafa Mehmet'in ağır temposunu çok fazla ayak duracağını düşünmüyorum. Zaten bir senelik daha sözleşmesi vardı ve Galatasaray'da oynamak istediğini dile getiriyordu. Çok futbolcu konuşuluyor, çok futbolcu yazılıyor. İşte gelenler, gidenler, işte Zubalar, İskolar, ondan sonra Solbakenler falan bunlar konuşulduğu yerlerde bence şu an Galatasaray'ın planlaması çok farklı yerlerde olmalı. Galatasaray'ın kanayan yarası orta saha. Orta saha olgusu oluşmadan, orta saha transferi olmadan, transfer yapılmadan bence sen motorun arızalı, senin kaportan sağlam. Böyle bir durum söz konusu olmaz arabaya baktığın zaman. Evet. Ama Galatasaray'ın şu an olmazsa olmaz transferin orta saha olması lazım. Cagne gitmeli mi? Bence gitmeli. Cagne yerine işte alacağın futbolcular var. Ama kaç para alıyor aylık maaş Cagne? Kaç? 2750 mi? Kim verir Cagne'ye 750 bin euro? Geçtim, ikisine koydum bir tarafa. 2.4 milyon euro. Ya Cagne'ye kim verir, kim alır meselesi de zaten ilk başlarda gitmiyor biliyorsun. Türkiye Ligi'nin gol kralıydı. Çok 13 milyon eurolara Galatasaray'a transfer olan bir futbolcudan bahsediyoruz ki o an bile onunla beraber biz Falcao'yu bile Galatasaray'ın kanayan yarası olarak gördük ki gerçekten iki futbolcuya verilen paralar bir takım kurabileceğin dengelere geldi şu an. Galatasaray'da transferler olacak ama bir anlamda da bir karamsarlık söz konusu. Hatta biraz sonra bir GSİAD'ın organizasyonu var. Orada başkanla bir araya geleceğiz. Başkanla bu transferleri soracağız. Ve bu transferlerin 3 kişinin bilmesi, Okan Buruk, Cenk Ergün, Erden Timur ve Dursun Özbey'in bilmesi, 4 kişi biliyor bu transferleri. Bir anlamda çok fazla bilgi alamıyoruz. İletişim sıkıntı yaşıyoruz basın mensubu olarak, Galatasaray basın mensubu olarak. İsimleri bir şekilde bir yerlerden öğreniyoruz. Bir yerlerden teyit etmeye çalışıyoruz. Teyit etmeden görüyorsunuz gazeteler ya da sosyal medyada 50 tane 60 tane transfer yazılıyor. Burada Galatasaray taraftarları beklenti içine giriyor. Burada yatayan, uyumayan, şu transfer girip bekleyen Galatasaray taraftarları var. Bunlar da bir sıkıntı oluşturuyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Bence ilk ağızdan artık birilerinin bir şeyler duyması lazım. Taraftarların artık tabii ki ligin yeni başlayacak. Yönetim, yeni hoca, yeni ümitler, yeni hayaller ama bir an önce işte Kazım Can'ı aldın. Ondan sonra Abdülkerim Bardakçı'yı aldın. Tamam bunlar iyi transfer mi? İyi transferler. Ama sen yine kanayan yarını daha çözemedin. Bu açıdan bence sıkıntılı günler bekliyor Galatasaray'ı. Çünkü yarın değil, ertesi gün kampa gidiyoruz, Avusturya'ya gidiyoruz. Evet. Kamp yapacaksın. Kamp yapacağın süre içerisinde transferler yetişmemişse burada sıkıntı vardır. Tabii ki Galatasaray'ın Avrupa oynayamayacak olması futbolcunun gelmesini biraz da engelleyebiliyor. Ya da hani 1 milyon euroya getireceğin bir futbolcu şu an 3 milyon euro para istiyorlar. Niye? Çünkü Galatasaray Avrupa'da yok. Ve kiralama formülüne gideceğin futbolcular var. Kiralama formülüne gideceğin futbolcularla ilgili sen son sıradasın.
Tamam, Galatasaray bir marka mı? Marka. Parası var mı? Var. Futbolcu öder mi? Öder. Ama Avrupa'da olmamak bütün yapacağın flash transferlerin önünü kesiyor. Ve ondan sonra 1 milyon alacağın futbolcuyu da 3 milyon euroya almak istemiyorsun. 4 milyon euroya almak istemiyorsun. Çünkü bir anlamda hem cebini düşüneceksin hem de Galatasaray'ın geleceğini düşüneceksin. Ama en önemlisi Galatasaray taraftarını düşüneceksin. Şu an Galatasaray transferleri için bekleyen Galatasaray taraftarları var. Ve bu Galatasaray taraftarlarına iyi bir müjdeli haberler vermek lazım. Böyle forvet transferidir, işte Cagney'i gönderelim, Mustafa Mehmet'i kalsın. Mustafa Mehmet'in daha şeyini ödemedi Galatasaray. 4 milyon dolar. Evet. Ve 10 günlük sürenin bir haftası kaldı. Ödenmeme ihtimali var mı? Yok. Onda şey yap, ona bir kesinlikle bir formül bulunacak. Yani Galatasaray Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak. Ama ek süreyi kullanıyor şu an Galatasaray. 7 günü kaldı. 7 gün içerisinde bu parayı yatırmadı takdirde ki ben süre bitti. Hukuki mahsuplaşma varmış. 15 gün mü ne? Yok, 10 gün, 3 günü geçti. 3 gün, 4 günü geçti. 7 gün kaldı. Hmm. 7 gün kaldı. 7 gün içerisinde Galatasaray parayı yatırmalı. Zaten benim şu an sosyal medyamda, Twitter'da Mısırlı gazeteci arkadaşlarımız mesaj çekiyor. En son yazdım ya kardeşim, sen Zamalek kulübünde mi çalışıyorsun, gazeteci misin? Ne yapacak diyor, ödeyecek mi diyor, ne yapacak? Ya sana ne kardeşim? Ya ödeyecek, ben bunu ödeyecek. Ne zaman ödeyecek? Şey, bir taksitlerle mi ödeyecek diye soruyor. Çocuk gazetecilik yapmaya çalışıyor, niye aşağı? Ama abi şimdi farklı bir şey. Bana diyor ki yeni gelen Galatasaraylı yöneticinin telefonunu verir misin diyor. Ne yapacaksın? İşte ne zaman ödeyecekler, kaç taksit ödeyecekler, ödeyecekler, ne yapacaklar, ne edecekler. Ödeyesini istemiyorlar, anlamıyor musun? İstemiyorlar zaten. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben bile bir bankadan kredi çekip Mustafa Mehmet'in bonservisini ödemek isterim. Çünkü o futbolcu 4 milyon dolarlık futbolcu değil. 4'ü alacaksın, en azından 10 milyona satabileceğin futbolcudan bahsediyoruz. Var mı böyle bir ihtimal? 7 veriyordu en son Bordo devre arasında. 7 milyon ama euro düştüler, görmüştü. Ama artık Bordo yok. Düştüler. Bordo yok ama ben yine de 4 milyon dolar altında futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Bir de Mısır tarafının yıldız futbolcusundan bahsediyoruz. Ben işte 7 milyon 10 milyon euroların konuşulduğu yerlerde Mustafa Mehmet'in de bir en az 8 milyon euro yapacağını düşünüyorum. Mustafa Muhammed Avrupa arenasında kendini gösterme şansını çok bulamadı. Hep söyledim, ben futbolcudan anlarım. Hiç yanıldım, yanılmadım diyebilirim bugüne kadar. Herhangi bir oyuncuda umut ışık gördüysem. Mustafa Muhammed bu ligin gördüğü şu anda da mevcutların içindeki en iyi santrafor. Cornelius dahil, kime derseniz deyin. Mustafa Muhammed komple bir futbolcu. Sağda oynat, solda oynat, ortada oynat, on numara gibi oynat. Atletik bir futbolcu, vaatkar bir futbolcu, adanmış bir futbolcu, çok yetenekli. Mustafa Muhammed'i elinde tutma akılcılığını gösteremeyen Galatasaray'ın toplam futbol aklı bana bu sene biz şampiyonluğa oynuyoruz demesin. Kimseyi beni inandıramaz. Babel'i kullandın Mustafa Muhammed dururken Babel'i kullandın Avrupa maçlarında. Ya işte bir şey demiyorum. Ya bu mantığı var mı? Ya böyle mantık var mı? Sen bu adamı parlatman lazımken senin sözleşmesi bitecek olan adamı kullanıyorsun. Ve gayet de iyi. Ve Galatasaray'ın şu an transfere ihtiyacı olan 6 numara, 8 numara, 10 numara varken hala biz Mustafa Mehmet mi gidecek, yerine forvet mi gelecek, yoksa kanat oyuncu mu alacaksın, bunları konuşuyoruz yani. O bıldırın hurmalarından dolayı elde o kadar büyük bir mali borç yükü var ki yönetimlerine. Çok kızamıyorum, bir şey demiyorum. Yani her ne kadar hani Sayın Başkan'a seçildikten sonra sorulduğunda kesinlikle alacağız dedi Mustafa Muhammed'in. Fakat dün Antalya'da taraftarlarla bir buluşma olmuş herhalde Sayın Başkan. Orada da sorun var. Ben almak istedim. Sorun çıktı ama bir şekilde aşacağız falan. Ya kendi cebinden vermek istediler yani. Onu da kendi cebinden vermek istediler. Bankalar Birliği daha önce yapılmış örnekleri var. Nasıl olduğu da başka kulüplerimiz yapmış. Onu da yapabilirler. Ama Galatasaray'ın Mustafa Muhammed gibi bir oyuncunun bonservisini aylardır konuşuyor ve alamamış olması çok garip geliyor bana. Ya bu ne Cagne ne Gomis. Ya 35 yaşındaki adama kaç milyonluk sözleşme verdiler geçen sene Gomis'e. Ona o parayı verdin, buldun da Mustafa Muhammed'e 4 milyonları bulamıyorsun. Gomis'e kaç para yatırdı Galatasaray'a? 36 yaşındaki Gomis'e. Bu sene mi? İşte iki, sözleşme işte. Geçen sene, yarım sezon, bu sezon. Yine 5 milyon euroya yakın herhalde. Yok. 2,5 milyon euro. 2,5 milyon euro totalde. 36 yaşındaki adama verdin, 22 yaşındaki çocuğa çok önü çok açık. Ama tabii bir önceki yönetimi bağlayacak bir konu bir yandan. Ben kurumsal olarak söylüyorum bunu. Galatasaray'ın markası kurumsallık olmuyor ki Selahattin Kınalı. Yönetim değişiyor, her şey değişiyor kurumun içinde.
Keşke olsa. Yani bir kurum aklı, kurum hafızası çok önemli. Eskiden vardı Serhan Türk Galatasaray'da bu ama son dönemde çok fazla değişiklik olabiliyor. Yiğit